Evet, sahur fikirlerine hoş geldiniz. E, kalkıyor musunuz sahurda? Bilmiyorum. E, ben davul seslerini duyuyorum, şöyle bir uyanıyorum ve kalkıyorum, bakıyorum şöyle e, mahalleye doğru. E, pek çok evin ışıkları yanıyor. E, kimisi yani yiyip yatıyorlar, suyunu içip yatanlar, e, sahurda kalkıp suyunu içenler sadece. Herkes kendi bünyesine göre e, hareket ediyor. Kendi yaşam biçimine göre e, hareket ediyor. E, tercihi yani sabah çok erken tabii kalkanlar var, çalışanlar var. Şimdi sahurda e, bugünkü iki, iki tane fikrimiz var. Bir tane nohutlu soğuk çorba. Bu gerçekten çok güzel e, bir çorba. Şefika'nın ellerine sağlık. E, bir tane mısır ekmeği. Hazırladı Şefika bugüne ve çok güzel yapmış yani biraz önce biraz kurumuş birazcık ee, şey gibi pandispanya gibi olmuş tarifini şimdi size vereceğim o kadar güzel ee, ben de biraz masada renk olsun diye böyle bir şey Ayşegül hazırladı sağ olsun salatalık domates maydanoz zeytin eğer istersek sadece bunlarla bunu yanına bir de peynir katarak yiyebiliriz. Hani evimizin durumuna göre. E, mısır ekmeğinin yani mısır unu çok güzelmiş yalnız sap sarı görüyorsunuz. Ben de bu sarı e, unu severim. Şimdi e, şeyden başlayacağım soğuk çorbadan başlayacağım. 4 su bardağı. 4 su bardağı kalabalık bir aile için yani 4-5 kişilik bir aile için daha az kişiseniz, 2 kişiyseniz, 1 kişiyseniz miktarı azaltabilirsiniz. 4 su bardağı akşamdan ıslatılmış yarma buğday, 4 bardak su, 500 gram süzme yoğurt, 4 çay bardağı, bardağı haşlanmış nohut, 1 tatlı kaşığı tuz, şöyle az bir demet ince doğranmış semizotu. Semizotunuz yoksa buraya neler olabilir? Pazı olabilir, ne bileyim maydanoz da olur. Ne isterseniz yani oraya ıspanak olur. İncecik kıyın ıspanağı, azıcık tuzla ovun ıspanağı, ondan sonra içine çiğden atın. Çok güzel oluyor. Şunu şöyle göstermek istiyorum mesela kıvamını. Hani bu çok cımbıl cımbıl bir çorba değil de bakın, şöyle semizotları da içinde. Çok güzel. Mesela bir semizotu yemeği yaptınız, şöyle bir parçasını ayırabilirsiniz. Ben bugün yine bir sofra düzeni yaptım masamız üstüne bir ilave parça kestiğimiz için mutlaka bir örtü e, istiyor. yine onu da getirdim böyle bir örtüm vardı. Aslında bunu direkt olarak da tabaklarımı bu örtümün üstüne koyabilirdim. Ama şöyle bir servisler vardı masanıza örtü koymadan da servis koyup tabaklarınızı koyabilirsiniz. E, suyumuzu koyduk yani bence bu kadarı, Hani sahurda çok yüklenmemek önemli diye düşünüyorum. Bu kadarı yeterli. Sizin için bir de süs yaptım. Hani sahurda olur, iftarda olur. İftar davetinizde yapabilirsiniz. Bizim hanımların evinde şu kukalardan herkesin evinde vardır. Yani tercihen, oradan Nurhayat Hanım bana çok iyi işareti yapıyor. Böyle güzel fikir değil mi? Şimdi bunların büyükleri vardır. O büyüklerin içine ince bir bardak çiçek böyle masaya düzen de yapabilirsiniz ortaya. Onu da Fulya Terim'den öğrenmiştim, çok güzel yapmıştı. Ee, bakın bu şekilde peçetelik yaptım bunu. Hepinizin evinde vardır. Ee, onun için fikir olsun diye yaptım. Hani sahurda bu kadar süs gider mi derseniz bir misafiriniz varsa gider. Ama iftar sofrasında böyle bir şey yapabilirsiniz. Şu peçetem de şimdi onu niye diyeceksiniz. Mesela bu da biraz kaneviçe desenli bir peçete. Uyduruk yani bir yerden almışım vaktiyle. Onu şöyle katlıyorum. Şu açık tarafı yukarı gelecek gibi. Bunun da burasını bir şöyle bir kıvırıyorum. Şuraya bir form verdiriyorum. Ondan sonra bu peçete katlama işleri hani çok böyle atraksiyonlularını bilmiyorum ama böyle güzel yaparım. Şurayı şöyle bir kabartıyorum. Böyle tabağıma koyuyorum veya çatal bıçak kaşığınızın yanına bez peçete isterseniz onu da koydum. Ama kaşığımın yanına bunu koyuyorum. Şimdi çorbanın tarifini veriyorum size. Akşamdan ıslatıyorsunuz yarmanızı. Sonra böyle hani patlar ya o böyle yarma açılır aşurede falan da yaparız. Güzelce iyice pişecek gibi haşlıyorsunuz yarmayı. Sonra içindeki suyla bırakıyoruz şeye ılınmaya haşladıktan sonra içindeki suyu atmıyoruz. Bir sürü oraya güzel gıda çıkıyor. Sonra diğer malzemeleri ekliyoruz. Ne ekliyoruz? Belki dolabınızda haşladığınız bir nohutunuz vardır. Azıcık bir nohut koyuyoruz. Diğer malzemeler neler? Yoğurdunu koyuyoruz. Tuzunu koyuyoruz. Semizotunu koyuyoruz. Bu herkesin zaten bilebileceği, yapabileceği bir çorba. Yani o suyla ayran haline getiriyoruz içindeki suyla. Eksik kalırsa biraz su ilave edersiniz oraya. Koyuca bir çorba, hani doyurucu. Tuzunu kendi yeme biçiminize göre